Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde simple present'ı yani geniş zamanı birlikte çalışacağız. İngilizcenin en önemli tenslerinden, en önemli zamanlarından birisidir. Yaygın bir şekilde kullanımı vardır. O yüzden en çok kullanılan bir tens olması sebebiyle lütfen dikkatimizi verelim. Daha iyi bir şekilde anlamaya çalışalım. Nasıl oluşturuyoruz? Biliyorsunuz özne yerine kullanılan zamirlerimiz var. Zamir neydi? İsmin yerine kullanılan kelimeydi. Dolayısıyla I, you, he, she, it, we, you, they gibi ifadeler cümle başlarında cümleyi başlatırken kullandığımız şahıs zamirleriydi ve özne yerine kullanırlar. Hemen bakıyoruz I, you, we, they yapılarından sonra fiilimizin birinci şekli geliyor. Work. I work, we work, you work, they work şeklinde. He, she, it de durum biraz değişiyor ve sonuna s takısı alıyor. Bazı fiillerde es, bazılarında da ies şeklinde karşımıza çıkabilecek. Ama genel olarak bütün bu yapıları hepimizin bildiğini varsayarak daha kısa geçmeye çalışıyorum. Negative statements, olumsuz ifadeler. Düz cümlelere biliyorsunuz statements deniliyor. Olumlu ya da olumsuz olsun hepsi statement olarak geçiyor. Peki, statement'ın dışında ne tür cümle çeşitleri vardır? İşte questions vardır. Onlar da ikiye ayrılır. Yes, no questions, WH questions şeklinde. Evet, olumsuzlarını da yaparken yardımcı fiil olarak do karşımıza çıkıyor. I, you, we, they şahıslarıyla. He, she, it'le de kullanacağımız does ve not. Evet, olumsuz yapabilmek için de yardımcı fiilden sonra not getirip fiilin temel şeklini, birinci şeklini kullanıyoruz. I do not work, I don't work. We do not, you do not, they do not work. We don't work, you don't work, they don't work. Oysa üçüncü tekil şahıslarda he does not work, he doesn't work, she does not work, she doesn't work, it does not work, it doesn't work şeklinde. Sorularda çok basit bir şekilde do ve does yardımcı fiillere başa getiriliyor ve devrik bir yapı elde ediliyor. Daha sonrasında öznemiz geliyor. Do you work? Does he work? Şeklinde gerçekleştiriliyor. Biliyorsunuz he, she, it de does kullanılıyordu. Does he work? Does it work? Does she work? Şeklinde. Yes, I do. Yes, he does. Evet, burada I do, he does. Bire benzemiş ama I olacak arkadaşlar. Evet, olumsuzunda da no I don't, no he doesn't şeklinde gerçekleştiriyoruz. The basic form of the simple present is the same as the base form of the verb, unless the subject is third person singular, in which case a form with the addition of es or s is used. Ne diyoruz arkadaşlar? Burada fiilin temel şekli yani birinci şekli, kök halini kullanıyoruz. Üçüncü tekil şahısı olduğu zaman da S ya da ES getiriyoruz. Daha önce IES diye söylemiştim. Bunun da kuralı vardı. Y ile bittiğinde Y'yi atıp yerine I, sonra da ES getiriyorduk. ES getiriyorduk. Evet. For pronouns I, you, we, they, there is no modification for verbs. Herhangi bir değişiklik yok. Yani I, you, we, they zamirleri için bir değişiklik yok. For pronouns he, she, it, a suffix is added. Yani bir son eklenir following these rules, bu kuralları takip eden bir son ek getirilir. For verbs that end in o, ch, sh, s, x or z, the suffix es is added. Do, does, es eklenmiş. Bakın, touch, touches, fix, fixes. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Do o ile bitiyor. Bakın touch derken ch yani ç sesiyle es getirdik. Fix'te de x ile bittiği için şuradaki x'ten dolayı es getirdik. For verbs that end in a consonant plus y, the letter y is replaced by the suffix ies. Try, tries. Study, studies. Carry, carries. Gördüğünüz gibi try'ın sonundaki y, efendim, study'nin sonundaki y, carry'nin sonundaki y düşürülüyor. Yerine i yazılıyor ve kural gereği s takısı, es ekleniyor. Yani es ekleniyor. In other cases, the suffix s is added. Cook, cooks. Say, says. Laugh, laughs şeklinde.
Evet, bu tenste kullanılan zaman belirten ifadelere dikkat edelim. Bakın arkadaşlar, burada how often kullanabiliriz, hangi sıklıkla? Every day, every Friday, every and its combinations. Every ve çeşitleri, bakın arkadaşlar. Every night, every week, every weekend, every month, every year. Evet. Yine haftada bir kez, iki kez, üç kez gibi defa yineleme sayısını belirtirken bazı özel kelimeler kullanıyorduk. Bakın, once a day, twice a week, three times a year gibi bunları da kullanabiliyoruz. When, until, as soon as, after, before, in general, all the time, every now and then, once in a while, in summer, in winter. Bütün bunlar time expression olarak karşımıza çıkarsa şaşırmayın, bu tenste kullanabiliriz. Frequency adverbs. Frekans nedir arkadaşlar? Bir şeyin tekrarlanma sıklığı. Kimisi çok sık tekrarlanır, kimisi belli bir aralıkta gerçekleşir. Evet, always. Kardeşi nedir? All the time, her zaman. Usually, genellikle. Generally, yine aynı şekilde. Genellikle, normally. Ben normalde bunu yaparım derken. Often, frequently. Bu ikisi de birbirinin kardeşi. Sık sık anlamında. Frekans, frequency, yani sıklık zarfları adını verdiğimiz bu zarflara da dikkat edin. Çünkü genişçe bir kullanım alanı vardır. Yine sometimes, from time to time, zaman zaman, bazen, occasionally, yani bu da ara sıra anlamında. Geldik seldom, rarely, hardly ever, scarcely ever gibi ifadelere. Bakın, bütün bunlar hepsi birbirine benziyor ve olumsuz anlam ifade ediyorlar. Never gibi bulundukları cümle şeklen olumlu ama anlamca olumsuzdur. Bakın, seldom, rarely, hardly ever, scarcely ever gibi almost, never, neredeyse, hiçbir zaman ve never, never, never. Evet, bu kelime de asla, katiyen, not anytime anlamı taşıyor. Evet arkadaşlar, bir sonraki slaytımıza bakalım. Şimdi bu tense'i nasıl kullanabiliriz? İşin önemli bölümüne geliyoruz. The simple present is used to express the idea that an action is repeated or usual. Buradaki present simple hangi fikri destekliyor arkadaşlar? Bir eylemin tekrarlandığı ya da usual, genelde yapılıp yapılmadığı fikrine odaklanıyoruz. The action can be a habit. Bu eylem bir alışkanlık olabilir. A hobby. Bir hobi olabilir. A daily event. A scheduled event or a scheduled event. Or something that often happens. Sık sık olan bir şey olabilir, planlanmış bir şey olabilir, günlük bir eylem olabilir, bir hobi olabilir, bir alışkanlık olabilir. Evet, bu tür eylemleri biz present simple'la anlatıyoruz. It can also be something often forgotten or usually not done. Yaptıklarımızı anlatıyoruz. Peki yapmadıklarımız konusunda ne yapacağız? İşte onları da something often forgotten, genellikle ya bazen unutulan şeyler, or usually not done, genellikle yapılmayanları da anlatabiliyoruz bu tenste. Timeline dediğimiz zaman çizelgesine baktığımızda, geçmişte alışkanlık haline getirerek yapmaya başladığımız, belli bir sıklıkla günümüze kadar yapa geldiğimiz, günümüzde de gerçekleştirdiğimiz ve gelecekte de muhtemelen büyük bir olasılıkla yapacağımız, çünkü alışkanlık haline, rutin haline getirdiğimiz eylemleri de bu tense'le anlatıyoruz. İşte o yüzden the present tense extends from past time through the present and into the future. İşte geçmişi, günümüzü ve geleceği de içine aldığı için, geniş bir alan kapladığı için de geniş zaman demiş olabilir miyiz? Bu yüzden böyle niteliyor olabilir miyiz? Düşünelim. Gelelim kullanımlara, örnek cümlelere arkadaşlar. Şimdi aklımızda sağlamlaştırmak, pekiştirmek, kalıcı olmasını sağlamak için de güzel örnekler ve kullanıma ilişkin kurallar var. The present simple is used for daily routines, repeated actions and permanent states. İşte günlük alışkanlık haline getirdiğimiz, sürekli yaptığımız eylemler. Repeated actions, tekrarlanan eylemler. And permanent states ve kalıcılığı, devamlılığı gösteren durumlar, yani her zaman geçerli olan durumlar.
Örnek verelim, daha iyi akılda kalacaktır. She's a high school teacher. She works in a school. Burada bir permanent state var. Her ne kadar work fiili bir eylem, çalışmak anlamına gelen bir fiil olsa da, she works in a school, onun işi okuldadır. O bir okulda çalışır. Görevini okulda ifa eder. Bu bir günlük iş değildir. Artık 20 sene, 30 sene, bazıları için çok daha fazla uzun süren bir durumu, bir zaman kapsayan eylemdir. O yüzden state ifadesini veriyoruz. She drives to school every weekday. Haftanın her günü, hafta içi her gün okula otomobille gider, araba kullanır. Daily routine or repeated actions. She sometimes takes a train to work. Bazen de ara sıra da, zaman zaman da ne yapar? İşe trenle gider. Evet arkadaşlar, neymiş daily routines, repeated actions and permanent states? Bir başka kullanımı nedir? The present simple is used for general facts and laws of nature. Things which are always true. Genel gerçekler, yani bilimsel gerçekler and laws of nature, tabiat kanunları. Bunlardan bahsederken present simple karşımıza çıkar. The sun rises in the east and sets in the west. Evet, güneş doğudan doğar, batıda batar. Tam tersi olduğunda korkmak için çok geç arkadaşlar. Reading helps to boost your analytical thinking. Okuma ne yapmamıza yardımcı oluyor? Analitik, çözümleyici düşüncemizi güçlendirmeye yardım ediyor. Evet, buraya bakalım arkadaşlar. Water freezes at 32 degrees Fahrenheit. O da neye eşit oluyor? 0 degrees Celsius. Ne zaman donuyormuş? 32 derece Fahrenheit, 0 derece santigratta buz donar. Aslında aynı zamanda melting point of ice. 0 derece buzun erime noktasıdır. Water turns to ice and increases in volume on cooling. Evet, unlike other liquids, diğer sıvıların tersine, water turns to ice, buza dönüşür and increases in volume on cooling. Soğutulduğu zaman hacimce genleşir. Evet, şu örnekleri de okumakta yarar var. There are two common temperature scales. On the Fahrenheit scale, water freezes at 32 degrees and boils at 212 degrees Celsius. Fahrenheit, sorry. The Celsius scale divides the interval between the freezing and boiling points of water into 100 degrees. İşte burada anlatılan nedir arkadaşlar? 32 derece Fahrenheit'ta su donar ve 212 derece Fahrenheit'ta da boils, kaynar. Bakın, su tekil olduğu için, şahıs zamirlerinden ite karşılık geldiği için freeze, s takısı gelmiş. Boil, kaynamak, s takısı getirilmiş. Yine the Celsius scale divides. Celsius derecelendirme. Celsius bir İsveçli bilim adamının adıdır, astronomun adıdır. Bizim centigrade ya da Celsius diye bildiğimiz ifade bu Celsius kelimesinden geliyor. Divides the interval, aralığı, between the freezing and boiling points of water, işte suyun kaynama noktasıyla donma noktası arasını 100 eşit bölüme ayırır. Fahrenheit'te ise 180 eşit bölüm vardır. Geçelim. The present simple is used for timetables. Ne tür zaman çizelgeleri? Buses, planes, trains, etc. and programs. Zaman çizelgeleri ve programlarla ilgili de tablolarda karşımıza çıkar. The plane to Manchester takes off at 5 and arrives at 8:45 p.m. Evet, Manchester'a kalkan uçak 5'te kalkıyor ve 8:45'te ulaşıyor. Bu nerede görünüyor? İşte havaalanında bizim uçuşlarımızla, flightlarla ilgili bilgi içeren kartlarda, tabelalarda. Bu bir nedir? Timetable. The train to Ankara leaves Antalya diye başlayabiliriz. Saatleri verebiliriz. The play begins at 8 p.m. on Wednesday. Bakın, Wednesday henüz gelmemiş olabilir. Bu bir program. Ya da her çarşamba günü saat 8'de oyun oynuyor tiyatrocular.
böyle bir oyununda saat 8'de başladığını begins, takes off, arrives gibi present simple'la aktarıyoruz. Evet arkadaşlar. It's used for sport commentaries, books, film, play reviews and narration. Başka nerede kullanıyoruz? Spor yorumcularının yaptığı canlı yayın, maç naklelerinde, radyolarda, kitap, film ya da oyun eleştiri yazılarında and narration, hikaye etmelerde karşımıza çıkıyor. Haluk Bilginer acts brilliantly in persona. Evet, bu cümleye baktığımızda Haluk Bilginer'in iyi bir oyun çıkardığı Persona filminde, yani şahsiyetti yanlış hatırlamıyorsam, bu bir eleştiri yazısında karşımıza çıkan bir yorumlama. Nasıl oynuyormuş, rol yapıyormuş? Brilliantly, acts brilliantly. Who? Haluk Bilginer. The moment comes, Ronaldo does it again and scores his second goal. Oh my god, he does it! He scores the goal! Yeah! Evet, bu bir radyo yayını diye düşünebilirsiniz. İşte o an geliyor, Ronaldo tekrar yapıyor. Hat-trick! Evet, 3 tane gol attığı zaman da hat-trick diyorlar. Evet arkadaşlar, bir başka narration ifadesine karşılık gelecek olan Nasrettin, Hoca Nasrettin fıkralarından bir tane kısa, ezberlenebilecek kadar çok kısa ve anlamlı bir ifade. One day, Hoca's friends ask him, Hoca, why do you always answer our questions with another question? Hoca replies, do I? Evet, gülünecek mi? Evet, gülünecek arkadaşlar. Çevirelim. One day, Hoca's friends ask him, bir gün hocanın arkadaşları ona sorar. Hoca, why do you always answer our questions with another question? Neden bizim sorularımızı bir başka soruyla cevaplıyorsun? Hoca replies. Hoca karşılık verir. Do I? Öyle mi yapıyorum? Evet. Bu da hikayelerde, fıkralarda karşımıza çıkan bir başka simple present örneği. Evet arkadaşlar, bir başka kullanımına bakarsak. The present simple is used to give instructions or directions instead of the imperative. Evet, for giving instructions diyebiliriz ya da is used to give instructions or directions. Evet, talimat, yönlendirme, yani emir cümleleri yerine biz present simple'ı kullanabiliriz. Aslında emir cümlelerinin başında da gizli bir bilgi olarak verirsek parantez içerisinde you vardır. Imperative'den kastettiğimiz nedir? Karşımızdakine bir emir formunda ilettiğimiz cümledir. Bu emir formları içerisinde please kullanırsanız ne olur? Ricaya dönüşür. Bir başka şekilde warning, uyarı olabilir. Bakın örneklerimize. First of all, put water to the cezve. Aslında parantez içerisinde you put water to the cezve. Hangi tense arkadaşlar? You şahsından sonra put gelmiş. İşte ilk önce cezveye suyu koyarsanız. About 5 milliliters per cup of coffee desired. Then you add sugar to taste, stirring to blend it, and then you boil it after adding a teaspoon of coffee per cup. Bon appétit. Evet, yemek tarifi yaparken kahve nasıl yapılır? Evet, Türk kahvesi çok meşhurdur, çok da özeldir. Hazır kahvelerden çok daha güzeldir. Sebebi nedendir? Söyleyelim, böbrekleri 20 dakikada terk ediyor, oysa hazır kahve bir de krema koyarsanız 80 artı dakika vücudu zorluyormuş. Bu da küçük bir bilgi. Geldik arkadaşlar, tarifler yaparken ne yapıyorduk? Ne tarifi? Yön tarifi, yol tarifi. Excuse me, how can I get to the Blue Mosque? Go straight ahead. Turn left into XYZ Street. Walk past the mall. It's on the right. You can't miss it. Evet, bu tür tariflerde de present simple'ı kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, geldik.
Adverbs of frequency, bunları birazcık özelleştirerek çalışalım, üzerinde duralım, daha çok, daha iyi kavramaya gayret edelim. Evet, bir takım yüzdeler var arkadaşlar, %100'den sıfıra kadar, yani en sık gerçekleştirilenlerden en az, hatta hiç yapılmayan arasında bir derecelendirme gerçekleştirelim. Bakın, %100 yaptığımızda always'i kullanıyoruz. As an honest person, as an honest person, I always tell the truth. Dürüst bir insan olarak ben daima doğruyu söylerim. %100, always, I always tell. Fiil ile özne arasında always'i kullanıyoruz. Usually %90'lık bir oran. Birçok kitapta, birçok kaynakta, internette, birçok yerde çok farklı oranlar göreceksiniz ama en makul oranları sizler için hazırlamaya çalıştım. Usually drink tea after having dinner at home. Akşam yemeği yedikten sonra genellikle çay içerim. Normally, generally, yine aynı şekilde %80'lik bir sıklığa, frekansa sahip. My uncle generally visits us in summer holidays. Evet, yaz tatillerinde amcam bizi genellikle yaz tatillerinde ziyaret eder. %70'lik often ve frequently kelimeleri karşımıza geliyor. Hangisini arzu ederseniz onu kullanın ama often'ın çok daha yaygın olduğunu biliyoruz. We often spend our Nevruz Fest in Antalya. Biz Nevruz Bayramı'nı sık sık Antalya'da geçiririz. Evet. We frequently spend our Nevruz Fest in Antalya dememiz de mümkün. Yine %50'lik bir sıklığı anlatırken sometimes ifadesi, I sometimes go to mosque for the morning prayer. Bazen sabah namazı için camiye giderim. %30 occasionally biraz az diyebilirsiniz. İnternette gerçekten bu %40-45'leri de gösterdiği oluyor. My cousin and I occasionally come together at noon. Kuzenim ve ben ara sıra bazen öğle vaktinde bir araya geliriz. Seldom, rarely, bunlara biraz dikkat etmemiz gerekiyor demiştim başta. Çünkü olumlu cümlelerde karşımıza çıkar ama anlamı olumsuzlaştırır. He seldom sings when he is alone at home. Bazen evde yalnızken ne yapar? Şarkı söyler. Evet, korkup da söyleyebilir ya da bir başka amaçla söyleyebilir. Bazen ara sıra, nadiren diye çevirebiliriz biz bunu. Ama pek söylemez demekte fayda var. He seldom sings when he's alone at home. İşte evde yalnız kaldığında pek şarkı söylemez, doğru bir çeviri olur bence. Yine hardly ever, %5. I hardly ever go to the opera. Evet, burada rarely, hardly ever gibi, seldom gibi olumsuzluk ifade eden bir başka kelime öbeği. I hardly ever go to the opera. Operaya pek gitmem. Neden? Çünkü bulunduğum yerde opera yok. Asla yapmayacağım bir şey var mı? Never'la anlatıyorum. I'm a teetotaler. Teetotaler'ın açıklaması burada geliyor. I never drink alcohol. I'm a teetotaler. I never drink alcohol. Evet arkadaşlar, sıklık zarflarını da iyi kavrarsanız present simple'da karşımıza çıktığını unutmayın. Evet, sıklık zarfları nasıl kullanılıyor? Gelin bunların üzerinde biraz duralım. Özellikle cümle içerisindeki konumlandırılma son derece önemli. Dikkat ederseniz özne ile fiil arasına geliyordu. Most frequency adverbs come before verbs. I always read scientific magazines. Ben daima bilimsel dergiler okurum. She is vegetarian. She never eats meat. Never eats meat. Bakın, fiil ve özne arasında. Yine aynısı burada. I sometimes watch Korean films. They rarely go to the opera. Evet, demek ki özne ile fiil arasına sıklık zarfını yerleştirebiliyoruz. Frequency adverbs come after the verb to be. Am, is, are, was, were. Buradaki durum ise biraz farklı. Bu yukarıdaki kuralı farklılaştıran şey am, is, are ya da was, were gibi
Olmak fiilinin çeşitlemeleri, varyasyonları, türleri üzerinde bir eylem kararı vermemiz lazım. O zaman da bunlardan sonra getiriyoruz sıklık zarflarını. Murat is usually happy. Do you ever make your bed? Yes, I usually do. I usually do. Dikkat ederseniz I ve do arasında, oysa burada do you ever make your bed? Yukarıda is usually happy derken to be fiilinden sonra, ama normalde kullandığımız diğer fiillerle özne arasına geliyor. She's always chewing gum. Buradaki espri de şu, is'den sonra gelmiş ama always'in buradaki kullanımı irritating actions, actions which makes us angry, bizi kızdıran davranışları anlatırken present continuous'ta kullanılır. Bu kuralı da verip geçelim. Cak 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 cak, nedir bu arkadaş? Sürekli ciklet çiğniyor. Sınava giriyorsunuz, ciklet çiğniyor. Eskiden böyleydi. When a verb has an auxiliary verb, the adverb goes after the first part of the verb. Eğer bir fiilin yardımcı fiili varsa zarf birinci bölümden sonra gelir. Workers should always wear a helmet at work. Bakın, should always wear. Wear ana fiilimiz ama should ise yardımcı fiil. Yani eksik anlamlı fiil. Biz should, could, would, will gibi, shall gibi ifadeleri başka bir fiille birlikte kullanırız. I will go. I should go. I can go, I must go gibi modal auxiliaries dediğimiz eksik anlamlı fiiller kullanıldığı zaman ne yaparız? Demek ki bunlardan sonra getiriyoruz sıklık zarfını, daha sonrasında da esas fiil. Tekrarlayalım. Workers should always wear a helmet at work. Richard doesn't usually watch TV. Bakın, burada yardımcı fiil ve olumsuz cümlelerde de demek ki sıklık zarfı olumsuzluk bildiren yardımcı fiilden sonra ve esas fiilden önce kullanılmış. Frequency adverbs are sometimes used at the beginning. Bazen cümle başında kullanılır. Always wash your hands before the meal. Evet, yemekten önce daima ellerinizi yıkayınız. Artık şu pandemi günlerinde biraz daha duyarlı, biraz daha bilinçli olduk. Often he played tennis at the club. Aslında he often played tennis at the club. Often he played tennis at the club. Sometimes I go hunting. I sometimes go hunting yerine sometimes I go hunting şeklinde bir sıralamayı tercih edebiliriz. Bazen de cümlenin sonunda fazladan bir vurgu yapabilmek için kullanırız. Sometimes we use frequency adverbs at the end of the sentence to give extra emphasis. We read books occasionally. They like to watch TV often. We go to school by bike sometimes. Örneklerinde olduğu gibi arkadaşlar. Şimdi bu tenste olmazsa olmazlardan birisi ama muhakkak söylememiz gerekiyor. Stative verbs, yani durum bildiren continuous tenslerde pek kullanmadığımız, anlamca continuous olsa bile evet pek kullanmadığımız present düzeltiyorum simple şeklinde kullandığımız fiiller. Neymiş bakalım? Stative verbs describe a state rather than an action. Bir eylemden ziyade bir durumu tanımlayan fiiller. And are not normally used in continuous tenses. Normal olarak continuous tenslerde kullanılmaz. Hemen inceleyelim. Verbs which express likes and dislikes. Sevdiğimiz, sevmediğimiz şeyleri anlatırken kullandıklarımız. Like, love, dislike, hate, enjoy, prefer, adore. I love having Turkish coffee. I hate being told lies. I enjoy drinking tea. Örneklerindeki gibi like, love, dislike, hate, enjoy, prefer, adore. Adore, çok sevmek anlamında bir başka fiilimiz. Bir başka kullanımı verbs of the senses. Duyularla ilgili fiiller. See, hear, smell, taste, feel, look, sound. I could smell something burning in the kitchen.
I could smell something. Evet, duyabiliyordum. Burning in the kitchen, mutfakta bir şeylerin yandığını, duyusunu burnumla alabiliyordum, kokusunu alabiliyordum anlamında. I see. Aa, anlıyorum derken, değil mi? Verbs of perception. Algı fiiller arkadaşlar. Bunlar neler? Know, believe, understand, realize, remember, forget, notice, recognize, think, seem, see. Buradaki see, understand. Biraz önce söyledim. Understand anlamına geliyor arkadaşlar. Evet, şuradan devam edelim. I expect they'll be late. Geç kalacaklarını bekliyorum, umuyorum. Some others, be, contain, include, belong, feed, fit, need, matter, cost, mean, own, want, owe, have, possess anlamında, sahip olmak anlamında, require, way, wish, keep, continue anlamında. This hotel belongs to my uncle. Bu otel amcama aittir. Ait oluyor diyemeyiz, bu bir süreç değil. Aittir, o zamandan beri de bunu sürdürüyor. Şimdi arkadaşlar, bu solda kurallarını verdiğimiz fiillerin örnek cümleler içerisinde kullanılmış şekillerine bir göz atalım. İşte burası gerçekten önemli. Farkları çok daha rahat görebileceğimiz bir bölüm. I think he's pretending. Buradaki think, believe anlamında. Pretend'mış gibi yapmak. Ne yapmakmış gibi görünmek. Ben onun gerçekten böyle düşündüğünü sanmıyorum. Farklı bir biçimde göründüğüne inanıyorum. I think bu bir nedir? Bende var olan bir kanaat. Yani bir state. Oysa I'm thinking about our holiday dediğinde ben tatilimizi düşünüyorum. Bir mental activity, yani bir zihinsel faaliyet gerçekleştiriyorum. O yüzden continuous tense'lerde kullanabilirim. I think herhangi bir eylem göstermiyor. Benim kanaatim bu. Bence bu. Oysa I'm thinking dediğimde düşünme eylemini gerçekleştiriyorum diyorumdur. Yine bakalım. The soup tastes delicious. Evet, çorbanın nefis bir tadı var. The soup has a delicious flavor. Harika bir lezzeti var, tadı var. Öyle bir tat veriyor anlamında. Bu bir durum. Çorbanın tadı harika. I'm tasting. Şu izi kaldıracağız arkadaşlar. I'm tasting the soup dersem, ne yapıyorum? Çorbanın tadına bakıyorum. I'm tasting the flavor. Evet, he is dersek o da olur. He is tasting the soup. He is tasting the flavor of the soup. I can see some strangers. Evet, bazı yabancılar görebiliyorum. Yani gözlerim onları görüyor. Do you see what I mean? Ha? Ne dediğimi anlıyor musun? Evet, buradaki ise anlamak anlamında. Her ikisi de present görünüyor ama sonunda ing olmamasına rağmen, evet, bakıyoruz. I can see, do you see derken present simple kullanılmış. I'm seeing my doctor tomorrow. Doktorumu yarın göreceğim. Buradaki ifade present continuous ama tomorrow ifadesiyle present continuous for future. Evet, seeing diyoruz. Burada ise sonuna ing aldı. Eğer I'm seeing my doctor every day dersem, ben bunu sık sık yapıyorum anlamında bir anlam kazanır. It looks as if he's finished the project. Yani it appears he has finished the project. Yani öyle görünüyor. Projeyi bitirmiş gibi görünüyor. Jim is looking at the painting. Gözlerini resim, evet, bir yağlı boya resme dikmiş, bakıyor, ona odaklanmış. He's directing his eyes.
Yukarıda ise gibi görünmekti, burada ise bakmak eylemi. Görünmek bir durağanlık, bir eylem bildirmez. Oysa bakmak, göz bebeklerini oynatarak belli bir nokta üzerinde sabitlemek anlamında. Evet, her perfume smells very nice. Onun parfümü çok güzel. He is smelling the milk dersem, sniffing the milk. Evet, ne yapıyor? Sütü kokluyor. Kokmak, koklamak anlamında. Demek ki beş duyu fiili olarak kokmak anlamında geçişsiz olduğunda, kokmak geçişli olduğunda neyi koklamak sorusunu sorduğumuzda is smelling. The baby's hair feels like silk. Bebeğin saçı kadife gibi. Evet, ipek gibi. She's feeling the baby's forehead. O ne yapıyor? Bebeğin alnına dokunuyor. Evet, bebeklere dokunmayın arkadaşlar. Bebekler çok savunmasızdır. Elimiz kirli olabilir. Bebeklere dokunmayın diyelim. Blunt has a Mercedes. Burada sahip olmak anlamında. Onun bir Mercedes'i var. Onun bir arabası var. Onun arabası var. Evet. He is having a bath at the moment. Şu anda bir banyo yapıyor. Peki have sahip olmak anlamındaydı. Oysa present continuous gördüğümüz having şeklindeki taking a bath. The chicken weighs 2 kilos. Tavuk 2 kilo geliyor. Yani ağırlığı 2 kilodur. Sürekli böyle. Bu bir state bildiriyor. Ama the grocer is weighing the food. Bakkal ne yapıyor? Yiyeceği tartıyor. Measuring how heavy it is. Ne kadar ağır olduğuna bakıyor. This dress fits you perfectly. Evet, bu elbise size tam uymuş. It's the right size. We are fitting new locks. Yeni kilitleri deniyoruz, değil mi? Acaba uyuyor mu, uymuyor mu? Anahtarları deliyoruz, evet. Geldik. Pronunciation, intonation. Arkadaşlar, pronunciation telaffuz, sesletim demek. Intonation ise tonlama demektir. Yani success kelimesi, evet, success diye seslendirdiğinizde bunu pronounce etmiş olursunuz. Ama success. Evet, değişik şekilde soruymuş gibi, düz cümleymiş gibi farklı bir tonda söylerseniz rising intonation or falling intonation şeklinde. Bakın, bunlar yükseliyor, bunlar da alçalıyor tonlamalar. Bunu kastediyoruz. Pronunciation of S in the third person singular. Üçüncü tekil şahısların sonundaki S'ler S, Z ya da is şeklinde sesletiliyor. Bakın, sesli, sessiz, efendim, sleep, p, t, k, f gibi sert sessizler varsa arkadaşlar, bunlar nedir? S şeklinde söylenir. Yani p ile biten bir kelimenin sonuna s getirdiğimiz zaman ne yaparız? S şeklinde telaffuz ederiz. Örnek, sleep, sleeps. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Peki, bir başkası book, books. Evet. Bir başkası hat, hats. Cliff, cliffs. Laugh, laughs. Graph, graphs. Önemli olan sondaki sestir, harf değildir arkadaşlar. Bakın, ph geldiği zaman graph, f sesi çıkıyor. Laugh, f sesi çıkıyor ve s olarak bitiriyoruz. Geldik, pek çoğunda z ses çıkarıyoruz. Crabs, words, bags, falls, dreams, fans, sings, wears, gloves. Bir de
sesli, ünlü, ünsüz ve ıslıksız sesler çıkardığımız sibilant olanlar var. Bakın, race normalde sonuna s gelmiş. Races diye okuyoruz. Races, buses, boxes, prizes, düzeltiyorum. Prizes, kisses, watches, dishes. Demek ki ş, ç, s, z, x gibi, efendim s gibi seslerle bitiyorsa is ekliyoruz. Şimdi size başka bir şeyden bahsedeceğim. I can speak English very well cümlesini yazdık arkadaşlar. Bunu biraz farklı, biraz da abartarak söyleyeceğim ve buradaki anlam farkını beraberce yakalamaya çalışacağız. I can speak English very well. Oh, bakın vurgu I üzerinde. Ben konuşurum İngilizceyi iyi bir şekilde. Ben. Oh, bu kadar narsistlik, megalomanlık olur mu? Ama I can speak English very well. Evet, ben konuşurum. Peki ikinci örneğe bakalım. I can speak English very well. Yani yapabilirim. Evet. Ebilmek. Yapabilirim. I can speak English very well. Yani konuşabilirim. Yazamam ama konuşabilirim. I can speak English very well. Yani birkaç tane dil biliyorum ama İngilizceyi iyi bir şekilde konuşabiliyorum anlamına geldi. Hadi sonuncuyu vurgulayalım. I can speak English very well. Very well. Oh, harika bir şekilde konuşurum. Demek ki hangi kelime üzerinde vurgulamayı artırıyorsanız orada bir tonlama farkı ortaya çıkarıyorsunuz. Ve burada kastettiğiniz şey ortaya çıkıyor. Bakın, they play football at the weekend. They don't often go to the theater. Düz cümle, düz ifade. Olumlu ve olumsuz. Ama soru sorarken, özellikle yardımcı fiilin başa geçtiği yes no sorularını sorarken, do they go to the opera? Ses yükseliyor. Intonation, tonlama yükseliyor. Does he know that I'm here? Evet, o benim burada olduğumu biliyor mu? What do they do? Evet, bakın, WH sorularda tonlama düşüyor. Neden? Baştakini vurguluyoruz da o yüzden. What do they do? When does he study? Oysa yardımcı fiilin başta olduğu do, does'ın, am, is, are başta olduğunda yaptığımız sorularda yükseliyor. Does he study physics? Gibi. Evet arkadaşlar, Present Simple'ın sonuna geldik. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Genel tekrarlar yaparsanız başarılı olacağınızdan emin olabilirsiniz. Hepinize iyi günler arkadaşlar.